paralelde. Yani şöyle siz karşıdan baktığınızda bunun ön kenarı bize paralel olacak. Şöyle, şöyle olmayacak. İşte buna ne diyoruz biz? Bize paralel olacak. Yani şu nedir? Paralel işareti. İki, her şey yer düzlemine dik açıyla iner. Bakın ben bile burada dostlar dik açıyla duruyorum. Sizler de öyle duruyorsunuz. Özünde baktığınızda bakın 2 derece veya 5 derece şu kenara şöyle eğilmeye başladım mı duramıyorum. Öyle değil mi? Yani veya arkaya gittiğimde bakın duramıyorum. Onun için dik çizdiğiniz her şey mutlaka dik olmalı yani. Bu dik ayarlarken biz nereden ayarlıyoruz dostlar? Bakın sizin kağıdınız benim de kare tahtam burada. Şuraya paralel yaptığımda bu yer düzlemi bakın bunlar burada birbirine 90 derece dik açı. Kağıdımız bize kılavuz oluyor. Diklerimizde ve yataylarımızda. Bir üçüncüsü dediğim gibi şu her şey benim bakış noktama gidiyor karşıdaki. Kaçış noktama. Nedir? Ben herhangi bir perspektifte bu yükseklikten baktığımda şu yerden şu gözümün yüksekliği ufuk çizgimi yani göz hizamı sizin anlayacağınız tabirle. Buraya biz ufuk çizgisi diyorum. Ben ufuk çizgimin altında kalan yerlere bakın hep üstten görebiliyorum. Ama göz hizamın üstünde olan yerlerin üstünü göremiyorum. Örneğin şöyle bir kutuyu bakın üstünü göremiyorum şimdi. Ama tam göz hizama geldiğinde yani ne üstü ne altı çizgi halinde görüyorum. Alta geçmeye başladıkça dostlar ben bu dikdörtgen prizmamın üstünü görmeye başlıyorum. Veya silindirimi öyle değil mi? Yani evet demek ki her şey kaçış noktamıza gidiyor. Şimdi biz kağıdımızı ben şunun kadar şöyle bir alanı dikey olarak kullandığımı düşünüyorum. Yani burada benim örnek tek kaçma noktalı bir şehir perspektif çizimdeki dikey olarak kullandım. Burada siz de aynen dikey olarak kullanacağız kağıdımızı. Ben ona göre bir senaryo uyduracağım. Şimdi böyle bir perspektifi çizmezden evvel arkadaşlar örnekte de gördüğümüz gibi şehrin girişi, bakın kaçış noktam burada. Bütün şehirler, dostlar mutlaka düz ovalara kurulmazlar. Bir dağın yamacında veya böyle bir eğimli yüzeylerde kurulanlar. Çünkü düz ova araziler verimli topraklar için kurulanlar. Oralara şehir kurduğunda toprak ki arka background dediğim işte dağlar, yamaçlar veya ormanlık. Veya o ormanlık alanda yüksekte bakın arkalarda görüyorsunuz şu yamaçlarda işte ne bileyim kenarlarda villalar yapılmış olabilir. Kendi kendimize biz şöyle bir senaryo uyduralım. Biz hiç bu San Diego gibi veya Manhattan Caddesi gibi veya bizim Maslak Caddesi gibi bu İstanbul'daki Maslak gibi yüksek binaların olduğu bir caddeyi resmederken arkadaşlar neyi anlatmaya çalışalım? Biz uzağa gitmeliyiz. Biz Kadıköy'deyiz şu anda. Kadıköy'de nereyi ben örneklendirme yapayım? Hemen aşağıda rıhtımda bizim şöyle duralım, durayım ben. Köşede İş Bankası binasını hatırlıyorsunuz değil mi? Tam köşede. Ondan sonra böyle sağ kenarda minibüslerin üzerindeki caddeyi diye düşünüyorum. Oradan şöyle Haydarpaşa'ya doğru şöyle baktığımda aynı yönümüz bu tarzda. Bu köşede İş Bankası var, binası var, cam giydirme. Bunun kenarında Ziraat Bankası binası var. Ondan sonra bir sokak var hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra Üsküdar Dolmuş Durağı var biliyorsunuz küçük boy. Oradan sonra binalar, simitçilerin binaları. Onun kenarında Eden Otel, Aden Otel var. Öyle gidiyor. Bu sağ tarafımızda ne var? Deniz tarafı var. Minibüsler var. Orada otobüsler kalkıyor. Veya işte onun kenarında deniz olduğu için motorlar var. Değil mi? Bu yanda ise Karaköy ve şeye Eminönü'ne giden vapur iskelesi var. Az uzakta ise tren istasyonu var değil mi? Haydarpaşa tren istasyonu var. Öyle değil mi? Biz ufuk çizgimiz varsayalım şu hizalardan olsun. Bakınız. Şöyle bir yatay
çizgalıyorum dostlar. Kağıdım, varsayalım. Ben şöyle bir ayırıyorum buradaki kara tahtamı. Sizin kağıdınız ise dikey. Ben şuralardan da bakın yine tekrar kadraj alacağım. Kağıdım dikey kullandığımda 35 çarpı 50. Sizin kağıdınız gibi hazırladım. Ben oradaki örnektekinin farklı bir tasarımını yapacağız. O sadece bize kılavuz olması için. Örnek ben size gösterdim. Diyorum ki ufuk çizgim ta şurada. İşte birincisi kaçış nokta veya bakış noktam da denir ona. Tamam mı dostlar? İkincisi biz tek kaçma noktalı perspektifte kurallarımızı uyguluyoruz. Her şey yer düzlemine yataydı. Ne diyordum? Hemen bakın. Kara tahtanın alt tarafı gibi şöyle eskizler çiziyorum. Bakın. Paraleller, yataylar. Bize bunlar kolaylık verecek. Kolaylık sağlayacak. Hafif, hafif. Bakın. Fazla basmadan. Evet. Şöyle yaptım. Okey. Paralel, paralel. Ama bakın hiçbir zaman için eğimli olduğu zaman yanlış olur. Perspektif bize yanlış çizdir. Diğer ikinci kural neydi? Bak paralelleri de yaptım dostlar. Yaptıklarımı tek tek girdim. Şimdi her şey yer düzlemine dik açıyla. Bakınız. Evet. Evet. Diklerimi de yaptım. Şimdi bu yardımcı çizgilerden sonra çok karelemeden ne yapıyorum? Birincisi ben şurayla baktım bir tanesini aldım. Kaçış noktama göz hizama doğru giden yeri şöyle uzattım. Şimdi artık senaryo ulaştırıyorum olayı. Nedir? Burası bakın oraya kaçtı. İkinci kural kaçış noktasına gitti. Diklerimi de yaptım. Paralellerimi de yaptım. Yüzeyini ben tam doğru olarak bulmuş oldum. Şimdi bunu bulurken binamın ortası burası. Burada hemen bu tarafa doğru gitti. Bu 8 katlı bir bina olsun. Bakın ikiye böldüm mü? Böldüm. İkiye. Evet. Ömer acele etme canım. Şimdi tekrar ikiye bölüyorum. Evet. Bak buradan tek tek adım adım buraya gidiyor. Tekrar burası. Şimdi 4 katı buldum bakın serbest elde perspektifte. Tekrar böldüklerimi ikiye böldüğümde 8 katlı bir binayı perspektifte doğru orantıda yapıyorum. Şimdi perspektifi dostlarım tam düzgün karışık olmaması için en öndeki binadan başladığımda arkadakiler onun arkasında kalacağı için fazla karışıklık olmaz. Kim olur? Bulurum. Sonra yumuşak ovaldır. Araçlar rahat dönmesi için. Tretuar taşları. Burada bakın. Hafif döndürdüm. Şimdi burada bakın. Buralar ne? Binaların arasındaki sokakları buldum. Okey? Bak tekrar o aradan. Diğer binam ise şurada olsun. Bakın onun sokak kenarı da burası. Şu dikten yararlanıyorum. Ama bunlardan da yüksek bak. Görünmeyeni şurada. Binanın kalınlığı. Geliyorum. Geldim. Okey. Ta burada bitiyor bu bina. Evet. Şimdi ise binanın bu tarafa doğru kaçışları. Bu burada zaten. Genişliği şurası olsun. Evet. Aynen dik indim. Okey. Bakınız. Buradan da bu binamı yaptım değil mi? Buralarda bakın şunlar sokak araları. İstiyor ise buraya bir yol dönerim bakın. Nereden? Hafif yatay geldim. Çünkü sokaklardaki yollar daha dardır değil mi arkadaşlar? Hemen şu izadan bir kılavuz kaçırdım. Biraz hızlı anlatıyorum dostlar. Çünkü dersimiz yetişmesi lazım. Birincisi şurada varsayalım böyle bir ne var arkadaşlar? Ağaç var. Bak hemen burada bir böyle çam selvi varmış. Veya şurada bakın görünür yerde bir tane sizin algılamanız için. Değişik ağaçlar yapıyorum. Ne var? Hemen bir palmiye var. Evet aferin. Buralarda şurada da Ömer'in yatı yazıyoruz.
yazdık. Gördüğünüz gibi bakın o meydanlığı hemen hemen yapmaya çalıştım sizlere. Buralarda ise işte insanlar, şuralarda şemsiyeli, büfenin önündeki duranlar sizin hayal gücünüze bağlı. Geldik, geçti. Ben global size onu hayal ettirmeye çalıştım oralar. Şimdi neresi? Bu yamaç buralardan doğru gitti. Ta şu uzakta ne var? Hatırlayın. Madem biz Haydarpaşa gibi orayı yaptık, Siyami Ersek kalp hastanesi yok mu? Onun amblemi var, paratoneri var. Evet, geldi. Tekrar bakın görünmüyor tam karşıdan. Daha sonra Çamlıca Tepesi'ni görüyoruz zannediyoruz orada. Geliyor bak arkada yamaç, dağ geldi, hafif geçti. Tekrar buralardan bakın yamaca doğru yaklaşmış dağları arkadaki aradan bir yol geçiyor. Ve buradaki dağ hafif sonra yamaçlar böyle yükselmiş gitmiş. Burada bir köy var hesabı şiiri gibi. Bakın Çamlıca Tepesi'ndeki o paratonerleri görmüyor muyuz orada bak. Şuraya kadar genel olarak perspektifi gördüğünüzde bakın istediğiniz yeri resmetmek çok kolay. Sonra ışık gölge değerine göre biz bunu ışık soldan alıyorsanız hemen dağların şu kenarları bakın. Şöyle hafif tarayarak o gölgeli yüzeylerini geldi. Ama bakın arkadakinin önünde bunlar yumuşak bir geçişle taraflarında böyle bir yerleri gördüğümüzü hayal ediyoruz. Bir ne var? Uzakta gökyüzünde ise hafif böyle bakın bulut öbekleri şehrin arkasında. Eros, senin tasarımını anlat bakalım biraz dostum. Neyi anlatayım hocam? Çizdiğin bir konuyu. İşte bir tek açıklı perspektiften bir şey çizdik. Evet. Eski binalar. Bu kadar mı hepsi? Yani ne anlatayım? İyi. Sen ne diye ne düşünüyorsun Ezgan'ın çizimleri hakkında kızım? Hocam güzel. Hepsi kibrit kutusundan, ilaç kutularından binalar. Evet, tasarımlar yaratıyorlar değil mi? Evet, çok güzel. Mimari perspektiflerde serbest el çizim tekniklerini size adım adım tek tek çizerek anlatmaya çalıştım dostlarım. Evet, siz de çizgilerinizi geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz. Her türlü çizim tekniğini A'dan Z'ye çizerek mutlaka öğreneceksiniz dostlarım. Size bir başka konularda görüşmek üzere. Koronasız günler diliyorum. Hoşça kalın.